Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Wikipedia backlink sayfası oluşturmayı anlatacağız. Yani direkt Wikipedia'da bir sayfa oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz sayfadan da herhangi bir kelimeden kendi web sitemize çıkış yapacağız. Şimdi bir önceki videomuzda yani daha önce Wikipedia ile alakalı iki video daha çektik. İşte 301 yöntemini anlattık. Bir önceki videomuzda MS yöntemi adı verdiğimiz aslında öyle bir yöntemin adı yok da ben hani olay kolaylaşsın diye o şekilde bir isim verdim. Bu yöntemde işte nasıl backlink alabileceğinizi anlattık. Direkt anahtar kelimeden. Yine common yönteminde, resim upload yönteminde sizlere aktardık. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar direkt Wikipedia'nın çok fazla aktif olmayan bir sayfasında sayfa oluşturup bu sayfadan kendimize backlink alacağız. Ben bu videoda işte sayfa nasıl oluşturulur, kullanmamız gereken yani şey nedir işte mesela Transient aracını kullanacağız. Yöntemler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Örnek oluşturumun bir sayfayı da size aktaracağım. Daha sonrasında arkadaşlar siz yani ilgili videoyu izleyerek çok rahatlıkla Wikipedia'da backlink sayfası oluşturabilirsiniz kendinize. Şimdi bu kalıcı bir yöntem mi bilmiyorum. Sayfayı dün oluşturdum. Şu an hala da aktif. Yani MS yöntemi kalıcı oldukça bu yöntemler de kalıcı olacaktır. Şimdi bu MS aslında sadece yani mswikipedia.org'a özel bir yöntem değil. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi wikipedia.org'a girdiğiniz zaman burada zaten çeşitli sayfalar mevcut. Şimdi bu sayfalardan yani 1 milyonun üzerinde makale olan bir sayfadan bizim backlink almamız zor. Çünkü bu sayfalar aktif olarak denetçiler tarafından denetleniyor. Yine 100 binlik sayfalarda da aynı sıkıntı söz konusu. Bizim odaklanacağımız bölüm 1000 makalesi olan yani 1000 makalesi olan direkt sayfalara biz odaklanacağız. Ben örnek olarak mesela Furlan diye bir sayfayı seçtim. fur.wikipedia.org. Burada örnek veriyorum. Yani oluşturacağımız sayfa ne ile alakalı? İşte link building ile alakalı. Yani link yapısı oluşturma ile alakalı. Bir sayfa arattırıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa bulunamadı. Şimdi bulunamadığı sayfanın üstüne tıkladığımız anda bize sayfa oluşturma alanı geliyor. Şimdi burada iki farklı yöntem uygulayabilirsiniz. Şöyle örnek veriyorum. Bu linkle alakalı en.wikipedia.org'da bir sayfa bulursunuz. Bu sayfada direkt şöyle şu şekilde göstereyim ben size. İşte tıkladık. Translate'de Türkçe. Bu arada fur.wikipedia.org'un dili Maori dili. Bu şeyden bunu seçeceksiniz. Yapmanız gereken şu arkadaşlar. Şu sayfayı direkt böyle kopyalayacağız. Oluşturduğumuz alana yapıştıracağız. Şu 1 ve 2 bölümlerini kaldıracağız. Çünkü biz bu alanlara backlink vermeyeceğiz. Daha sonrasında işte bu alanları da mesela aynı şekilde çevireceğiz şeye Maori diline. Bunları da buraya bu şekilde yapacağız. Ben size şeyi de göstereyim. Yani ara başlık nasıl atılıyor? Mesela çeşitleri diye bir ara başlık var. Şöyle çeşitleri diye bir mesela Nagomomo diye bir ibare geldi bize. Buraya şöyle bir boşluk oluşturuyoruz. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Livelo 2. Yani işte artık bu H2 etiketi gibi bir şey oluyor. Eğer çeviri yapacağınız sayfada böyle bir şey varsa, ara başlıkları varsa bunlara Livelo H2 etiketi bu şekilde girebilirsiniz. Onu da çok söylemedim, yanlış oldu. Neyse. Şimdi bu yani backlinkimizi nasıl ekleyeceğiz? Onu da göstereyim. Yani örnek veriyorum. İşte Google kelimesinden kendimize backlink alacağız. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında link sayfasına geliyoruz. Buraya işte www.kozba.org diye bir URL'e girdik. Normalde HTTPS'li URL'e girmesi lazım da. Zaten dış kaynağı işaretlediğimiz anda sayfa buraya dönüyor. Daha sonrasında buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Google kelimesinden kendi web sitemize oluşturacağımız sayfada backlink almış oluyoruz. Bu artık sizin inisiyatifinize kalmış. 4-5 farklı kelimeden de kendinize sayfa yani backlink oluşturabilirsiniz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Biz sayfaya direkt translate yaptığımız için mesela burada sizin sitenizi ilgilendiren bir anahtar kelime olmayabilir. O yüzden nasıl yapabilirsiniz? Ben mesela kendim direkt bir makale yazdım. Yani Wikipedia standartlarına uygun bir şekilde kısa bir makale yazdım. Bu makalede mesela backlink kelimesini kullandım. Backlink kelimesi Maori dilinde de backlink olarak geçiyor. Zaten yabancı bir kelime. Bu backlink kelimesinden kendi web siteme çıkış yaptım. Sayfada arkadaşlar onaylandı. Şöyle göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi hatta sayfayı da yenileyelim. İşte gördüğünüz gibi backlink kelimesinden kendi sayfama çıkış yapmış oldum.
Bu bölümlere ben fullulaştıracağım. Yani size göstermeyeceğim. Bunun temel sebebi de şu arkadaşlar. Biz şimdi bu şekilde videolar atıyoruz. İnsanlar zannediyorlar ki biz bu yöntemleri biz onlardan öğrendik. Halbuki yani ben para verdim 80 lira. Bir kişiden backlink aldım. Daha sonrasında da kendisine bir soru yönelttim. Dedim ki bu MS'in olayı ne? Yani bu kaynaktan niye bu kadar kolay bir şekilde backlink alınıyor? Kendisi de bir cevap verdi bana. Dedi ki bu sayfalarda dedi denetim düşük. Şimdi ben de biraz kafayı çalıştırdım. Yani biraz beyin jimnastiği yaptım. Bu bölümü buldum. Yani aslında sadece MS'den backlink almıyorsunuz. İşte furwikipedia.org'dan da alabilirsiniz. Hatta şöyle geri gidelim biz. İşte örnek veriyorum mesela 1000 makale olan ne var? Mesela Türkmence sayfa var. Yani Türkmenceniz varsa gidip bu sayfaya buradan da kendinize çok rahat bir şekilde sayfa da oluşturabilirsiniz. Halihazırda mevcut olan bir sayfanın kelime olarak da aynı MS yönteminde anlattığımız gibi backlink alabilirsin. Yani Wikipedia'da şu an böyle bir sıkıntı var. 1000 makalenin altında olan, işte 10.000 makalenin altında olan çok aktif olmayan sayfalara istediğimiz gibi sayfa oluşturabiliyoruz. İstediğimiz gibi halihazırda mevcut bir sayfaya backlink ekleyebiliyoruz. Yani şöyle bir açık var. Bu sadece MS'e yani MS'e özel bir açık değil. Buradaki bütün sayfalarda benzer şey var. Yöntem mevcut. Ve şimdi arkadaş beni şunu da suçluyor. İşte sen bu yöntemi anlattın, bu yöntem patlayacak. Ya yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bu sayfa oluşturmayla alakalı ben bu beyin jimnastiğini yaptıktan sonra YouTube'da bir araştırma yaptım. Baktım bu yöntem zaten 2019 yılında mı 2020 yılında mı ne bir teknoloji sitesi bunu zaten anlatmış. Yani adam videolu bir şekilde işte Furlan'a nasıl sayfa oluşturabileceğinizi benim anlattığım şekilde size anlatmış. Ben de ondan biraz yararlandım. Biraz da zaten daha önce Wikipedia yani Türkçe sayfasında birkaç değişiklik yapmıştım. Yani 301 yöntemiyle alakalı. Yani ben zaten bu konuya aşinayım. Sadece biraz beyin jimnastiği yaptım. Kendisine de bir soru sordum. Yok işte senin hakkında şikayet konusu açacağım. İşte seni dava edeceğim falan filan. Yok işte ben para harcadım bu işe. Kardeşim sen bu işe para harcadıysan kusura bakma da o senin yanlışın yani. Bu iş öyle para harcanacak bir iş değil. Wikipedia'dan şu an için konuşuyorum. Bu yöntem 3 ay sonra patlayabilir. Yani şu an backlink almak çok kolay. Ve bu anlatımlar zaten yabancı kaynaklarda yapılmış. Bu videolar da 10.000'in üzerinde izlenmiş. Mesela bu video yani benim sayfa oluşturmayla alakalı izlediğim video 7.000 izlenmiş. Yani zaten yabancılar bu şekilde zaten bu sayfalardan backlinklerini almışlar. Yani 7.000 kişi izlediyse bunun en az 3.000-4.000 tanesi backlink almıştır ve 2019 yılında almış bunları. Bu yöntem hala da aktif 2019 yılından bu yana. Yine işte MS yöntemi aktif. Yani benim buradaki amacım şey değil. Yani ben bu yöntemle mesela Reon'da satış yapabilirim. Wikipedia'da sayfanızı oluştururum diye. Başlık oluştururum. İşte derim ki TR'de veya N'de oluşturmuyoruz da farklı sayfalarda direkt yine Wikipedia'dan sayfanızı oluşturuyorum diye. Ben bunu satışını da yapabilirim. Ama benim buradaki amacım şu. Yani insanlar bu backlink tamam işte nofollow otoriter bir backlink. DAPA değeri yüksek. Ondan sonra indekslenebiliyor. Yine indekslenebiliyor konusunu yani backlink indeksletme videosunu ben şu yüzden çektim. Backlink almak kadar backlink'i indeksletebilmek de önemli. Yani bu backlink indekslenmiyorsa işte örnek veriyorum sosyal imleme siteleri çok indekslenen backlink'ler değil. Çok bir faydası olmuyor size. Mesela örnek vereyim ben Folk diye ki bu bir sosyal bookmark sitesidir. Folk diye ben 10 tane paylaşım yaptım. Şu an benim sadece bir içerim Ahrefs'te gözüküyor. Folkli'den backlink almış olarak bir içerim gözüküyor. Yani size paket olarak satıyorlar işte sosyal imleme sitelerinde. İşte o ne diyorlar, Behance'ler, ne bileyim TED, ıvır zıvır bir dünya site. İşte orada size bir sayfa oluşturuyor. Sayfadan backlinkinizi işte çıkış yapıyor. Siz zannediyorsunuz ki işte ben bu sayfalardan 100 liraya backlink aldım. Halbuki backlink almıyorsunuz. O sayfa Google'un çok umurunda değil. Veya işte Ahrefs'te, Semrush'ta bu backlinkler zaten gözükmüyor. Ben yani rakip analizi yapıyorum. Sürekli Semrush'tan site arıyorum. Ahrefs'im de var benim. Ahrefs'ten de sürekli site arıyorum. Ya bu taramalarım sonucunda ben Behance'den backlink alan şu ana kadar bir kişinin web sitesini gördüm. O da zaten tasarımcı. Adam yüzün üzerinde fotoğraf paylaşmış. Sayfası etkileşim olan bir sayfa. Yani aslında backlink'in tıklanabilir olması da çok önemli. Yani aslında en iyi backlink tıklanabilir backlink'tir. İnsanlar o backlink'i arama motorlarında görüyorsa, tıklıyorsa bu en faydalı backlink yöntemlerinin başında gelir. O yüzden de mesela ben sözlük tanıtım işi yapmıyorum. Profilimi de inceleyebilirsiniz. Ama bütün müşterilerime sözlük tanıtımını öneriyorum. Çünkü tıklanabilir bir backlink. Hem backlink alıyorsunuz hem de tanıtım almış oluyorsunuz. Yani bu şekilde. O yüzden ben mesela ek sözlük tanıtımı yapan arkadaşları sürekli
bazı müşterilerimi yönlendiriyorum. Benim ek sözlük hesabım yok. Benim böyle bir çalışmam yok. Ama faydalı olduğunu düşündüğüm için yani müşterilerim ben bu arkadaşları yönlendiriyorum. Yani buradaki işte ben işte bir yöntem buldum. 80 liraya satayım, 100 liraya satayım, para kazanayım. Ya öyle bir şey yok. Yöntemi sen bulmadın. Bu yöntemi zaten 2019-2020 yılından beri yabancılar bu yöntemi kullanıyorlar. Ben burada yani gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Bilmiyorum var mı? Wikipedia backlink ile alakalı 3 tane video çeken yani tek ve bunları YouTube'a atan ücretsiz bir şekilde paylaşan tek adam benim. Yani Türkiye için konuşuyorum. Yabancılar da zaten bunlar çokça var. Yani bilgi paylaştıkça çoğalır. Ben burada bu bilgiyi anlatıyorum diye benim gelirim kesilmeyecek. Hatta ben yani YouTube videosuna çok fazla yorum gelmiyor ama WhatsApp'tan mesela bana çok ulaşıyorlar. Hocam işte Allah razı olsun teşekkür ederim. İşte şöyle böyle falan filan. Zaten konularımızdaki beğeni sayısı da yani reyondaki konularımızdaki beğeni sayısı da ortada. Yani insanlar Allah razı olsun demesi yeterli. Ki bu insanların birçoğu da WhatsApp'tan bana ulaşıp işte hocam senden bir backlink alalım. Hani backlink çalışması alalım. İşte var mı bir hizmetin bize uygun falan diye soruyorlar. Ya bu şekilde 5 tane kişi sordu mesela. Ben satış yapmak istesem bu kişilere de satış yapardım. Yani ben aslında buraya video çekerek tamam belki Wikipedia backlink satmıyorum. Ya bu satıştan şey yapıyorum yani yararlanmıyorum ama insanlar bana gelip de işte bu satışı yapıyor musun hani işte senden bir backlink alalım diye ben mesela 5 tane potansiyel müşteriye ulaşmış oluyorum. Yani bilgi paylaştıkça çoğalır. Sizin gelirinizde bir sıkıntı olmaz ama işte açgözlülük, işte kendini beğenmişlik, işte bu yöntemi ben buldum, işte para harcadım bu yönteme, bu yöntemi sen niye paylaşıyorsun falan. Arkadaşlar size inat olsun diye öğrendim her yöntemi ben YouTube'a atacağım yani. Açık ve net söyleyeyim. Öğrendim her yöntemi. Bak bu Wikipedia ile alakalı çektiğim 3. video. Buradan da size hepiniz Bodrum Meydan. Öğrendim bütün videoları atacağım. İnsanlar ücretsiz bir şekilde bu kaynaklardan yararlansınlar. Açık ve net yani. Sen geleceksin. Saçma sapan 250 tane, 350 tane işte hepsi XYZ site uzantılı falan forumlar oluşturacaksın. Ki onlar da oluşturmuyorlar. Muhtemelen bir yerden alıyorlar. Bu işin bir servisi var. Sen oradan insanlara 15 lira 20 liraya backlink satacaksın. Adam da diyecek ki ulan 15 liraya ben 350 tane backlink aldım. Halbuki bunlar arkadaşlar belli bir zaman sonra Semrush'ta toksik olarak %100'e çıkıyor. Tamam forum tanıtımlarından veya forum backlink çalışmalarındaki spam skor oranı Semrush için konuşuyorum zaten yüksek. Yani toksik oranı yüksek 50'nin üzerinde olabiliyor. Ama %100 olmasıyla %50 olması arasında çok ciddi bir fark var. Yani %100 demek direkt toksik demek. Bu backlinkin size yararı yok, zararı var. Benim sattığım çalışmanın belki çok ciddi bir faydası yok ama en azından zararı yok. Sizin sattığınız çalışmaların zararı var. Ama siz para odaklı düşündüğünüz için hep ben kazanayım, işte şuna satayım, buna satayım. İşte o yüzden insanlar, yani bu gerçekleri ben insanlara öğreteceğim ki ben satış yapmayayım, önemli değil. Bu benim zaten ekstra yaptığım bir iş. Tamam bütün gün bilgisayar başında oturuyorum. Çeşitli web sitelerim var. Bunlara içerik giriyorum. Eyvallah. Ama benim zaten yaptığım farklı bir iş var. Yani sivil hayatta farklı bir iş var. Benim bütün gelirim buraya bağlı değil. O yüzden ben rahatım. İnsanlara da anlatmaya devam edeceğim. İstediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Hakkında şikayet konusu da oluşturabilirsiniz. Dava da açabilirsiniz. Hiç problem değil. Ya ben bunları güler geçerim yani. Bu videoda arkadaşlar biraz fazla konuştuk. Başınızı ağrıttık. Dediğim gibi yöntem bu. Yani bu şekilde kendiniz de bir makale yazıp bu şekilde yapabilirsiniz. Veya işte çeviriyle yani Translate'de de bir sayfa oluşturabilirsiniz. Bu şekilde aktif olmayan Wikipedia sayfalarından bu backlink'i alabilirsiniz. Fakat backlink'i indeksetmeyi kesinlikle unutmayın. Onu ben size tavsiye ediyorum. Onun dışında da söyleyeceğim bir şey yok. Eğer bu işi yapamazsanız YouTube videosunun altından da yorum yapabilirsiniz. Cosboard'da zaten şöyle göstereyim ben size. Sitemize giriş yapalım. Cosboard'da zaten bizi takip edin bölümünde YouTube ve WhatsApp iletişim hattım var. Bu hattan da bana ulaşıp direkt ben size ücretsiz bir şekilde yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.